Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bugün Bora aracımızın sis farlarını yeni ledlerle değiştireceğiz. Normalde üzerinde şu şekilde ledlerimiz mevcuttu ama bunlar artık geçtiği için patladı. Biz de yenisiyle bir değişimini sağlayacağız. Sislerimizin kodu arkadaşlar, far kodu H3 olarak geçiyor. Aracımıza sonradan ekleme yaptığımız sis farı şu şekilde şurada kenarlardan iki tane vidayla tutuyor zaten. O vidaları aldıktan sonra sis far çerçevemiz komple geliyor. Daha sonra bunun içinde ledimiz bulunuyor. Bu ledimizi de yine alıyoruz. Burada içeride şu an güneşten çok gözükmüyor sanırım ama vida ile tutturulmuş. Onları alacağız. Yeni ledimizin montajını yapacağız arkadaşlar. Şimdi ledin montajına geçebiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi ledimizin montajını yapacağız sisi çerçevemize. Önce şu şekilde ledimizin bir ayağı var. Şöyle diğer ledde göstereyim ben. Bu şöyle çekmenizle birlikte geliyor zaten. Takıp çıkarabileceğiniz bir şekilde dizayn edilmiş. Bunu şurada zaten parçalı yerleri gözüküyor. Hemen şöyle açık yerleri gözüküyor arkadaşlar. Bunu şurada sis farı çerçevemizin üstünde hemen arka tarafı zaten aldığınızda göreceksiniz. Oradan vidalarını yakından sıkıp bunları sabitlememiz gerekiyor. Daha sonra ledimizin üstüne sonradan takacağız bunu. Şu şekilde ben hemen vidasını atayım. Diğer tarafından da vida yaptığımız zaman bunu sabitleyeceğiz arkadaşlar. Vida yeri biraz dar olduğu için evet, ledin ayağının montajını bu şekilde tamamlıyoruz. Daha sonra biz bunun kenar kısmına Dyson silikon çekeceğiz arkadaşlar. Çünkü hani diğer ampullerin de yüksek bir ihtimal oradan su falan aldığını düşünerekten patladığını düşünüyoruz. Bu kenarlarını silikonla doldurup herhangi bir toz su akışında kestiğimiz zaman herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Daha sonra zaten artı ve eksi ayaklarımız var. Bunu da aracın üstündeki sis farı bağlantısıyla birleştirdiğimiz zaman montajımız tamamlanacak. Şimdi biz buraya Dyson silikonu çekebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu ayaklarımızın montajını yaptık. Şimdi Dyson'ımızı şu kenarlardan her yerini kapatacak şekilde çekmeye dikkat ediyoruz. Bunu çektikten sonra arkadaşlar biraz donmasını bekleyelim. Çünkü herhangi bir şey olmasın. Tekrardan açıklık falan kalmasın. Şimdi bunu biraz düzeltip donmasını bekleyeceğiz. Daha sonra farımızın montajına geçeceğiz arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, ledlerimizin montajını yaptık. Şu şekilde artı eksi soketlerini taktık. Bu bandın altına ayrıyeten makaronla geçtik. Üstüne de bant yaptık, herhangi bir soketlere de su teması olmasın diye. Şimdi ledlerimizi çerçevelere oturtup daha sonra yerine montajını yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi ledlerimizi oturtacağız çerçevemize. Şu şekilde ledin uç kısmına bir kat sadece elektrik bandı geçtim, daha sıkı durması için. Dyson'ımız da hemen hemen dondu sayılır. Şöyle dik bir şekilde yerine oturtuyoruz ledimizi. Gayet oldukça sıkı oluyor. Şöyle baktığınız zaman karşıdan arkadaşlar, sis farının içine ledimiz tam dik durması gerekiyor. Yani yanan kısımlar sağa ve sola bakması gerekiyor. Bu şekilde taktığınız zaman herhangi bir sıkıntı olmaz. Şimdi bunu yerine oturtup en son vidalarını sıkacağız arkadaşlar. Evet, son olarak vidalarımızı sıkıyoruz arkadaşlar. Yani şu kenardan atıyoruz. Evet, şu an herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi diğer sağ tarafın çerçevesini oturtalım. Evet arkadaşlar, diğer tarafını da sisini oturttuk, ledini. Şu şekilde bunu da yine aynı şekilde yerine ek getirip vidalarını sıktıktan sonra işlem tamamlandı arkadaşlar. Şu anda sis farı montajımız tamamlandı. Şimdi testine bakabiliriz. Evet arkadaşlar, sis farı montajımızı tamamladık. Test aşamasına geldik. Şu şekilde ledlerimizi görebiliyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı yok montajında. Zaten daha önceden de vardı. Biz sadece ampul değişikliği yaptık. Videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.